Sevgili izleyiciler, Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi ve TV'den işbirliğiyle hazırladığımız ADÜ'den programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Cavit Karşal. Bugün yine stüdyomuzda değerli bir konuğumuzu ağırlıyoruz. Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Profesör Doktor Sayın Serdar Diker hocamız bizlerle beraber. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hocam bugün hayvanların antibiyotik direncini konuşacağız. Ama öncesinde dilerseniz programımıza başlamadan sizi tanıyalım. Evet. Ben Serdar Diker. Sondan başlayayım. 1995 yılında profesör oldum. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde. 1988 yılında doçent oldum. Fakülteyi de 1979 yılında bitirdim. Doğum yerim de Çanakkale. 1958 yılında doğdum. Tersten biraz değişik oldu değil mi? Nasıl dilersiniz? Gayet güzel gidiyorsunuz. Şöyle sondan şunun için başladım. Hı hı. Aslında birçok kişi bilmeyebilir. Ben Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nin kuruluşunda bizzat imzası bulunan 7 öğretim üyesinden biriyim. Öyle mi? En deneyimlilerinden biri sizsiniz o zaman. Evet. Yani şu anda da en kıdemli benim. Çok güzel. Geçen sene Ankara Üniversitesi'nden geldim. Adnan Menderes Üniversitesi'ne. Ama kuruluşta o zamanlar 7 öğretim üyesinin imzası gerekiyordu. Hı hı. O 7 imzadan birisi bana ait. Çeşitli nedenlerle, ailesel nedenlerle o anda gelme fırsatım olmadı. Ama sürekli içimde bir ukdeydi gelmek. Arkadaşlar sağ olsun sınavlara bolca çağırırlardı. Artık dayanamayıp geçen sene geldim fakülteye. Kısaca söyleyeceklerim bu kadar. İyi ki de geldiniz hocam. Sağ sizin olun. Gibi değerli bir hocamızı üniversitemizde görmek çok memnun edici bir şey. Hocam sizin de bildiğiniz üzere Kasım ayının 3. haftası antibiyotik kullanımında farkındalık yaratma haftası olarak biliniyor. Antibiyotik kullanımına neden bu kadar önem veriliyor? Şöyle söyleyeyim. Öncelikle şunu açıklayayım. Konuşmam içerisinde söyleyeceğim her türlü antibiyotik sözcüğü, antibiyotik kullanımı, hı hı, hem insanları hem hayvanları kapsayacak. Çünkü birbirinden ayırmak mümkün değil. Hı hı. Yani hekim derken de hem veteriner hekimi kastedeceğim hem beşeri hekimi kastedeceğim. Onu baştan söyleyeyim. Evet. Çünkü anlattıkça göreceksiniz bunlar birbirinden ayrılamaz iki konu. Neden çok önem veriliyor antibiyotik direncine? Şöyle söyleyeyim. Şu anda 1919 yılındayız. Hastalıklar konusunda modelleme yapılabilir. Modelleme derken şu anda mevcut verilerle mevcut duruma göre belirli yıllar içerisinde, belirli yıllar sonrasında hastalıkların trendi ne olacak, kanser ne olacak, işte metabolik kalp hastalıkları ne olacak ya da hayvanlarda enfeksiyon hastalıklar nereye gidecek, bunu, hı hı, az çok tahmin edebiliyoruz. Bu konuda Dünya Sağlık Teşkilatı'nın ve Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı'nın yaptığı şeylere göre, analizlere göre 2050 yılında, yani bundan çok değil 30 sene sonra dünyada en büyük ölüm nedeninin, insanlarda ve hayvanlarda en büyük ölüm nedeninin antibiyotiklere dirençli mikroplar tarafından oluşturulacağı hesaplanıyor. Yani kanseri, kalp hastalıklarını veya diğer hayvanlarda diğer tip hastalıkları, bütün hepsini geride ön bırakıp şeye geçecek ve bu sayı 50 milyon olarak tahmin ediliyor. Çok ciddi bir rakam. Evet, bunun ilk belirtileri zaten Türkiye'de nadir ama yurt dışında görülmeye başlandı. Örneğin şu anda şey olarak, sınıf olarak ve alt sınıfları olarak 30-40 antibiyotik grubu sayabilirim. Bazı hastanelerde yurt dışında veya bazı kliniklerde, veteriner kliniklerinde, hı hı, bu antibiyotiklerin hiçbirine duyarlı olmayan, yani tedavi edilemeyen mikroplardan ileri gelen hastalıklar görülüyor. Bunların ilk belirtisi görülmeye başlandı. Dolayısıyla durum böyle olunca dünya liderlerine bu iletildi. Birkaç yıl önce dünya liderleri toplanarak işte antibiyotik dirençliliğini dünyanın en önemli, en ileride gelen sağlık sorunu olarak tanımladı ve
Bunun için işte bu bulunduğumuz aksiyon devreye girdi. Çeşitli yönetmelikler çıkartıldı, çeşitli uygulamalara geçildi. Dolayısıyla antibiyotik direnci bunun için kısaca önemli. Gelecekteki senaryo bayağı bir ürkütücü. Evet, yani bunun içinde işte insanlardaki ölüm hayvanlarda bu 1/4 oranda hesaplanıyor. Hı hı. Yani hayvan popülasyonunun 1/4, 1/5 diye hesaplanıyor. Bu gıda tedariği açısından düşündüğünüzde çok çok büyük bir krize sebep olacak bir şey. Yani moral bozmayayım ama tabii işte bu hafta bunun için yapılıyor veya bu programları bunun için yapıyoruz. Şimdiden önlem alalım. 2050 yılında bu olmasın diye. Böyle bir farkındalık yani oluşturmak. Yani şunu da söyleyeyim. Bu söylediğim eylemler yapılmazsa, kendi haline bırakılırsa 50 bin şu andaki haliyle 50 milyon ölüm olacak veya durum kötüleşecek diyoruz. Gerçekten çok ciddi, evet. Büyük rakamlardan bahsediyoruz hocam. Antibiyotikten konuşuyoruz. Peki antibiyotik dirençliliği ne anlama geliyor? Tam olarak bizler için ne ifade ediyor? Şöyle bir çok kısaca şunu ifade edeyim. Bizim medyada, basında da çok yanlış ifade edilebiliyor. Yani bir akademisyene veya bir hekime danışılmadan konuşulduğu için mikroorganizmalar karıştırılıyor. Mesela et yiyen virüs deniyor. Hı hı. Virüs et yemez. Bazı bakteriler şey edebilir. Ya da bakteriye antraks virüsü deniyor. Hı hı. İnfluenza bakterisi deniyor. İlk önce onun için kısaca ayırayım. Hastalık yapan, tabii, mikroorganizmalar temelde iki gruba ayırabiliyoruz. Mantarları dışarıda tutalım. Bakteriler ve virüsler. Bakteriler daha çok bildiğimiz bağırsakta vesairede bulunabilen ya da değişik derimizde veya ortamda bulunan bakteriler. Bir de virüsler var. Viruslarsa tamamen hücre yapısı dışında bir genetik yapıya sahip organizmalar. Şunun için anlattım. Viruslar kesinlikle antibiyotikten etkilenmezler. Antibiyotikten etkilenecek yerleri yoktur. Yani bir yapıları yoktur. Hı hı. Dolayısıyla virüslarda antibiyotik dirençten söz edemeyiz zaten. Onu zaten dışarıda tutuyoruz. Örneğin grip gibi. Ama bunun dışında kalan bakterilerin tümü antibiyotiklere hassastır, normalde duyarlıdır. İşte bu duyarlılık zamanla gelişir. Bu direnç nasıl, kısaca nasıl şey diyor, ne demek istiyoruz direnç, hı hı, dediğimiz zaman? Bir patojen mikrop, hastalık yapan veya mikrop veya herhangi ortamdaki bir ortamda mikrobun bulunduğu bir yere antibiyotik uygularsanız, evet, bunların bir kısmını öldürür. Ama popülasyonlarda nasıl insanlarda işte insanların hepsi bir olmuyor. Kimisi -40 dereceye dayanıyor, kimisi -40 derecede ölüyor vesaire. Bu mikroorganizmalarda da böyle bir durum var. Antibiyotiği verdiğinizde bazı mikroorganizmalar, ki sayıları çok az olsa da, canlı kalabiliyor. Daha sonra antibiyotiği lüzumsuz veya çeşitli şekillerde tekrar kullandığınızda kullana bu popülasyon gittikçe bu grup içerisinde baskın hale geçiyor. Güçlendiriyoruz. Güçlendiği güçleniyor yani. Antibiyotik verdikçe güçleniyor. Evet. Dolayısıyla belirli bir aşamaya geliyor ki o aşamada bu sürekli devam ediyor. Bu aşama, belirli bir aşamadan sonra artık bu mikroorganizma bu antibiyotikten etkilenmiyor. İşte o anda bu dirençlidir diyoruz. Direnç dediğimiz şey budur. Evet hocam, gayet de güzel özetlediniz. Bu direnç gelişiminin nedeni olarak neyi söyleyebilirsiniz peki? Temel mekanizma, çok çeşitli temel mekanizmalar var. Hı hı. Yani onları çok bilimsel olarak ayrıntıya girmeyeyim. Yani bu mikroplardaki genler tarafından idare ediliyor. Bu genler mikroplar arasında taşınabiliyor. İlginç yöntemleri var bunun için. Bu şekilde yapılabiliyor. Ben daha çok uygulayıcı ve kullanıcılar açısından neden direnç gelişiyor onu söylemek istiyorum. Tabii daha ki, buyurun. Halkımızın ilgisini daha çok çekebilir. Bir kere antibiyotiklerin dozu önemli. Öyle bir doz vermeli ki biraz önce söylediğim o kalan birkaç dirençli mikrobu bile öldürmeli. Yani biraz yüksek doz uygulanmalı. Yani o doz zaten ona göre tespit ediliyor. Hı hı. İkincisi, antibiyotikler zamanında verilmeli. Günde 2 tane deniyorsa mutlaka 12 saat arayla aynı saatlerde verilmeli. Çünkü
antibiyotikler kanda belirli bir seviyeye yükselir. O etki ettikleri seviyedir. Mesela 12. saatten sonra o seviye düşmeye başlar. O anda işte o biraz önce sözünü ettiğimiz direnç kazanabilecek mikroorganizmalar yaşama şansı bulur. Bir de söylendiği sürede mesela 7 gün kullanacak deniyorsa 7 gün kullanmak gerekiyor. Bunun aksine mesela 7 günde kullanacak mikroorganizma 7 gün dendiyse bir nedeni vardır. 3 gün kullandıktan sonra tamam kesip iyileşildi, atmak. Hayvan iyileşti diye keser atarsanız o kalan birkaç tane mikroorganizma, kendini saklayan mikroorganizma tekrar baskın hale geçebilir. Tekrar bunlar hastalandığımızda güçlü bir şekilde karşımıza çıkacak. Güçlü bir şekilde. Bir önceki doz yetmez. Hı-hı. Yani bu nedenle işte kullanıcılar tarafından, antibiyotik kullanıcıları tarafından, yetiştiriciler tarafından veya insanlarda yapılan şey budur. Hatalar yani buna neden olabilecek şey budur. Bir de başka nedenleri var. Onu sonra açıklayabilirim şey olarak. Daha değişik kullanımlarıyla ilgili olarak. Doğru doz kullanımının ve sürenin çok önemli evet. olduğunun altını çiziniz. Ben şunu merak ediyorum. Antibiyotik kullanımında kötü organizmalardan bahsettiniz. Evet. Kullandığımız zaman yararlı organizmalarımıza zarar veriyor muyuz? Evet. Antibiyotin çok önemli bir antibiyotiklerin çok önemli olumsuz ve yan etkilerinden bir tanesi bu. Hı. Eğer zamanımız kalırsa mikrobiyom konusunda size bilgi verebilirim. Şu anda çok popüler oldu aslında. Mikrobiyom ikinci beyin de denilen mikrobiyata veya mikrobiyom salgıladıkları çeşitli ürünlerle bağışıklığı güçlendiren patojen, hastalık yapıcı mikropların vücuda girişini, yerleşmesini engelleyen bir ortam oluşturuyorlar. Genellikle de bunlar antibiyotiklere duyarlıdır. Antibiyotik verdiğiniz zaman bunları öldürüyorsunuz. Vücudun dengesini toptan zaten bozuyorsunuz. Evet. Onun için antibiyotik çok gerekli olduğu yerlerde bir kere çok iyi teşhis edilmeli. Yani bakteriden midir, virüsten midir? Peki hocam, direnç gelişen antibiyotiklerden bahsettiniz. Gayet güzel özetlediniz. Bunlar yerine kullanabileceğimiz antibiyotikler, yeni tıp teknolojisinde kullanabileceğimiz bir takım hususlar var mıdır, yok mudur? Sizden dinleyelim. Şöyle ilk önce şunu kısaca söyleyeyim. Antibiyotik doğada toprağın üstünde bulunan, örneğin suda bulunan bazı mikroplar tarafından üretilir. Yani aslında antibiyotikler doğal maddelerdir. Dolayısıyla doğada bulunabilir. Ama doğa o kadar çok araştırılmış ki bulunabilecek antibiyotiklerin büyük çoğunluğu bulunmuş. Hmm. Peki doğada başka antibiyotik yok mudur? Antibiyotik üreten bakteri vardır. Peki niye bu araştırılmıyor, böyle bir şeye giriliyor, dar boğaza girilirken? Nedeni şu, çok ilginç işte dünyadaki tekellerin, politikaların sonucu olarak örneğin bir antibiyotiğin bir mikroorganizmadan elde edilip bunun çalışmalarının, temel çalışmalarının ve klinik çalışmalarının yaparak ruhsat alması için geçen süre 20 yıl. Çok büyük bir süre. Çok büyük bir süre. Bütün ki bu genellikle Avrupa ülkelerinde, işte Japonya'da ve Amerika'da oluyor. Öyle katı kurallar var ki 20 yıl alıyor ve bunun maliyeti 100 milyonlarca dolar. Bunun hakkında yazılmış bir sürü kitap var. 100 milyonlarca dolar ve bunlar gevşetilmiyor. Dolayısıyla hiçbir ilaç şirketi, hiçbir büyük ilaç firması, küçükler zaten yapamıyor. Hiçbir ilaç firma şirketi büyük tekel olsa bile bu işe girmiyor. Çünkü hiçbir şekilde onu tekrar kazanması mümkün değil. Sonuçta ticari iş yapıyorlar. Evet. Bir de şöyle bir örnek şöyle söyleyeyim. Bundan 25-30 yıl önce antibiyotik geliştirme ile ilgili ARGE, araştırma geliştirme yapan Batılı veya işte Japon firma sayısı 25 iken şu anda 2 tane kalmış durumda. Herkes elini ayağını yavaş yavaş çekmiş şeylerden bir tanesi bu. Ha, bunun dışında alternatifler var mı? Var. Örneğin probiyotik dediğimiz çok etkili
mikropları öldüren mikroplar var ya da zararlı mikropları öldürüp biraz önce söylediğim mikrobiyomu düzeltenler var. Faş tedavisi dediğimiz biraz butik bir tedavi ama çok çok etkili. Yani çok kötü durumlarda, çaresiz kalınan durumlarda uygulanabilecek böyle tedaviler var. Mevcut. Evet. Peki antibiyotik direncini düşürmemiz için neler yapabiliriz? Antibiyotik direncini düşürmek için, azaltmak için çeşitli yollar var. Bunlardan bir tanesi antibiyotik kullanımını azaltmak. Bunun için çeşitli önlemler alınıyor. Yani işte antibiyotiklerin birçok kişi bilmiyordur. Antibiyotiklerin kullanımı tamamen reçeteye bağlandı. Hayvanlarda da öyledir. Hayvancılıkta da yani veteriner hekimin yazmadan normalde antibiyotik alamaz. Sizin onayınızla. Tabii antibiyotik yani reçeteli yazması lazım. Ondan sonra öz olarak kullanımın azaltılması lazım. Bu ne olur? Bu antibiyotik direnci kalıcı bir şey değil. Eğer şu anda antibiyotik kullanımını tamamen kesin, bundan 10 yıl sonra, 20 yıl sonra o direncin kalmadığını görürsünüz. Çünkü antibiyotik olmayan bir ortamda antibiyotiğe dirençli olmayan mikropların da üreme potansiyeli artacaktır. Yani seçici baskı kalkacak üzerlerinden. Dolayısıyla eski haline gelecek, duyarlı hale gelecek. Bütün şey antibiyotik kullanımının bilinçli yapılması, doğru yapılması, gereksiz yerde kullanılaması. İlk hastalandığımızda aklımıza direkt antibiyotik gelirdi. İçelim, iyileşelim. Ama sonra siz zamanının da çok önemli olduğunu söylediniz. Evet. 2 gün, 3 gün içip 4. gün iyileşince ilacı da kesiyoruz. Böylece direnci de arttırmış oluyoruz. Hocam sizin biraz da uzmanlık alanınıza değinmek istiyorum. İnsanlardan bahsettik. Biraz da antibiyotik kullanımında hayvanlara değinelim istiyorum. Antibiyotik kullanımı ve hayvancılık konusu hakkında siz bir veteriner hekim olarak neler söylersiniz? Hayvancılık antibiyotik direnci 1980'li 90'lı yıllarda böyle problem olmaya başladığında veteriner hekimlik, daha doğrusu veteriner hekimlik demeyeyim de hayvancılık sektörü çok suçlandı. Bunların bir kısmı da doğruydu. Çünkü antibiyotikler yemlere büyütme faktörü olarak hayvanların büyümesini artırsın diye hızlandırmak için katılırdı. Ama direnç artınca bu işin sakıncaları ortaya çıkınca bunun doğru bir iş olmadığı anlaşıldı ve yavaş yavaş yasaklanmaya başladı. Örneğin 2004'te şöyle söyleyeyim, son 10-20 yıl içerisinde hemen hemen tüm yemlere katılan antibiyotiklerin katılması kısıtlandı. Şu anda da zaten şey durumdadır, yasak durumdadır. Yönetmeliklerle şeylerle yasaklanmış durumdadır. Ancak sizin onayınızla. Evet, ancak o şekilde kullanılabilir. Ha bunun yetiştiricilerle ilgili şeyini söyleyecek olursam, yani bu konuda yetiştiricilerin bilincini söyleyecek olursam, aslında büyük entegre tesislerde, yani hakikaten işte binlerce, on binlerce tavukçulukta milyonlarca hayvanın bakıldığı şeylerde çok iyi gelişmiş durumda olduğunu söyleyebilirim. Birçok entegre tesis antibiyotiklerin kullanımını yasakladı şu anda. Kullanılmıyor. Kısıtladı. Yasakladı. Taşeron şeklinde üretim var çünkü. Entegre tesis dediğimiz odur. Bir tane üst kuruluş var. Evet. O kuruluş işte çeşitli çiftçilere hayvan vererek onlara büyüttürüyor. Sonra onları alıp toplayıp satıyor. Bu arada tabii hayvanların büyütülmesi aşamasında bütün kontrol o yetiştiricinin elinde. Dolayısıyla antibiyotik kullanabilirse yasa dışı ve kontrolsüz olarak ancak onlar kullanabilir. Onları bile kontrol mekanizmaları getirildi. Bu gayet güzel bir durum. Güzel yani antibiyotik kullanımı bu bakımdan eskiden problemdi ama şu anda hayvancılıkta antibiyotik kullanımı ve antibiyotik kullanımı nedeniyle oluşacak direnç gelişimi
veteriner hekimlikte veya hayvancılıkta minimal düzeye indi. Peki hocam, bildiğiniz üzere antibiyotik kullanımında farkındalık haftasındayız. Programımızın başında da belirttik. Ülkemizde bu hafta haricinde Sağlık Bakanlığı düzeyinde ne gibi faaliyetler yapılıyor? Bu farkındalığın oluşturulması Sağlık adına. Sağlık Bakanlığı düzeyinde daha çok şey, ona çok girmeyeyim de, hani toplantılar yapılıyor. Çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Ama ben tarım ve orman, bizimle ilgili olan Tarım ve Orman Bakanlığı açısından ele alacak olursam, Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile çok sıkı bir koordinasyon içerisinde. Sürekli, hemen hemen bildiğim kadarıyla, ben de çünkü bir ara o kurulların içerisindeydim buraya gelmeden önce. Düzenli olarak toplantılar yapılıyor. İşte durum nedir? Bunlar tartışılıyor. Bunun dışında Tarım ve Orman Bakanlığı'nın çok etkili kanunlar, yönetmelikle konuyu düzenlediğini görüyoruz. Çok basit olarak, hani biraz önce söyledim, yetiştirici ayrı yasal olarak kullanabilir diye. O bile engellenmiş durumda, engellenecek durumda. Şöyle ki Türkiye'ye antibiyotikler yurt dışından geliyor ham madde olarak. O andan itibaren gramına kadar ne kadar antibiyotik girdi, reçeteye kadar takip edilen bir sistem kuruldu. Bu şeyde de var, Sağlık Bakanlığı'nda da var. Aynı sistem Tarım Bakanlığı'nda da kuruldu. Dolayısıyla normalde hani bavulla vesaireyle gelmediyse o antibiyotiğin herhangi bir şekilde, kaçak şekilde kullanılması mümkün değil. Belirli bir disiplin altına Disiplin altında. Daha sonra kullanılması gereken antibiyotiklerin listesi yayınlandı. Bunların, bu arada söyleyeyim, tümü Avrupa ile, Avrupa Birliği ile eş güdüm halinde yapılıyor bu işler. Şöyle, temel şey şu: bir hayvan hastalığında veya insan hastalığında ya işi sağlama alalım, en son çıkan antibiyotiği kullanalım. Çünkü en son çıkan muhtemelen en değerli olandır. Ondan sonra birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü kuşak deriz bunları. İlk önce birinci kuşak kullanılmak yerine dördüncü kuşaktan başlanıyor. Dolayısıyla en son başvurulacak silah en önce kullanılıyor. Yani en kritik antibiyotiklere çok daha çabuk antibiyotik şey, direnç gelişiyor. Mesela bunların listesi yayınlandı. Bakanlık dedi ki şu 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 durumlarda ihtiyacın olduğu zaman tercih edilecek antibiyotikler bunlar. İkinci tercihler, hani olmazsa ikinci tercihler bunlar. Ve şu 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 antibiyotikleri diye bir liste yayınladı. Bunları kesinlikle kullanamazsın dedi. Çünkü bunlar insanlar için kritik antibiyotikler. Bir acil durumda bu antibiyotiğe başvurulacak. Onun için sen bunu hayvan için ziyan etme diye böyle bir liste yayınlandı. Yani bakanlık aslında, iki bakanlıkta bu konuda elinden gelen her şeyi yapıyor. Belirli bir yol haritası çizmeye çalışıyorlar en azından. Hayvan yetiştiriciliğinden bahsettiniz hocam. Peki hayvan yetiştirici işiyle uğraşanların antibiyotik kullanımındaki bilinç düzeyi sizce nedir? Bilinç, dediğim gibi, biraz önce söylediğim gibi şeyler büyük ve orta işletmeler ve bazı küçük işletmeler işin bilincinde. Çünkü bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Büyük işletmelerin kontrolü daha şey, söyleyiverin, daha kolay. Direkt olarak A firmasına gidiyorsunuz. İşte 500 bin tane hayvanı var sağda solda. Nereye gitseniz ona rastlıyorsunuz. Örnekleme yapabiliyorsunuz, örnek alıyorsunuz. Sonra ürünlerini gıda aşamasında kontrol ediyorsunuz. Çünkü gıda aşamasında bile antibiyotik kalıntısı tespit edilebilir. Balıkta, yumurtada, tavukta, her şeyde tespit edilebilir. Dolayısıyla bu işlemler yapılıyor. Dolayısıyla büyük firmalar zaten gönüllü olsa da olmasa da yönetmelikler, zorlamalar nedeniyle bu işi yapıyorlar ve yavaş yavaş da bilinç gelişti. Bir tek dediğim gibi, hani ona çok şey demek istemiyorum ama biraz hani organik şeyi boda oldu bu aralar. Evet. O organik hayvancılık. Biraz oralarda kaçak var gibi geliyor. Aslında halkımız sağlıklı şey diye, hani köy tavuğu, gezen tavuk, organik tavuk diye şey diyor ama
onları tek tek teşkilatın, veteriner teşkilatın kontrol etmesi mümkün değil. Bir ilde on binlerce öyle yer var. O konuya da değinmek istiyorum hocam. Evet. Dediğiniz gibi çok popüler bir konu. Organik adı altında veya gerçekten organik düşündüğümüz hayvanları tüketiyoruz, onların etlerini tüketiyoruz. Onların organik olup olmamasını kullandığı antibiyotikten yola çıkarak mı anlayabiliriz? Hayır, bir sürü şey var. Zirai ilaçtan tutun. Hı hı. Konumu, en yakın kaç metre, kaç kilometre mesafede ilaçlama yapılıyor, tarım ilacı yapılıyor. İşte hayvanların kökeni nedir? Antibiyotik bunlardan bir tanesi. Ha, antibiyotik şöyle, organik olma şartları çok ağırdır ama o şartların içinde dahi yanılmıyorsam hayvanlara çok gerekli olduğunda yılda bir iki kere antibiyotik verilebilir diye bir şey vardır organikte de. Yani organik kavramı tamamen ayrı bir tartışma konusu. Çünkü olayın çok şey tarafları var. Çünkü organik dediğiniz zaman neredeyse entegre olarak üretilen, konvansiyonel olarak üretilen bir hayvanın neredeyse 3-4 misli ücret ödüyorsunuz o hayvana. Çünkü kolay değil. Bugün çıkın şeye, işte dağda bayırda mandalinler, portakallar var. Bir evet. tane sinek girmemiş portakal bulamazsınız. İlaç kullanılmamıştır. Bunu ilaç kullanmadan üretmek mümkün değil. Organiklikten de bahsetmeyiz. Organik yapmak mümkün değil. Bazı şeylerin doğası gereği bunu yapmak gerekiyor. Evet. Peki hocam, sizin veteriner fakültesi olarak bu konuda antibiyotik kullanımına dair çalışmalarınız var mı? Şimdi en güzel konuya geldiniz. En gurur duyduğumuz şey, şöyle söyleyeyim. Ankara'daki işte bakanlıkla zamanda yakın temaslarım nedeniyle şu anda Türkiye'de yürütülen, Tarım Bakanlığı ile birlikte yürütülen veteriner antibiyotik direnç izleme projesinin ortağıyız biz. Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi olarak, mikrobiyoloji anabilim dalı olarak. Bu ülkesel bir proje, onu söyleyeyim. Türkiye'nin her yerinden, veteriner teşkilatından örnekler geliyor. O örnekler burada toplanıyor, bizim bölümümüzde toplanıyor. Bütün teknik incelemeleri, analizleri bizde yapılıyor. Bir database'e giriliyor ya da bir online sisteme giriliyor. Bu sistem bünyesinde, bakanlık bünyesinde. Dolayısıyla bakanlık bunu belirli, şu anda yollamaya başlamadı ama bunun sayesinde Avrupa'nın izleme programına dahil olacağız. Yani 3 yıllık verilerimizi toplanan, önümüzdeki sene son sene olacak. 3 yıllık verilerimizi bakanlık bu sistem dahilinde Avrupa'ya yollayacak. Hatta şunu söyleyeyim. O sistemi, database'i, online sistem bile biz oluşturduk. Ne kadar güzel. Bakanlığa işte ettik, buyurun kullanın dedik. Çok güzel bir sistem. Tek tek en ince ayrıntısına kadar bu izleme programı, mezbahada kesilen tavuktan, sığırdan, hindiye kadar, yumurtadan yumurtaya kadar çeşitli indikatör mikropların her yıl belirli sayıda antibiyotik dirençlik durumu izleniyor. Dolayısıyla bir grafik çiziliyor. Ülkenin durumu ne? Yani şöyle söyleyeyim, şeyin göstergesi, bütün Türkiye'nin göstergesi. Kullanım artıyor mu, azalıyor mu? Buradan bile hiç sahaya gitmeye gerek yok. O verilere bakarak kullanım artıyor mu, azalıyor mu, onu bile görebiliriz. Büyük bir kolaylık. Evet. Gerçekten büyük yani bir kolaylık. Yani fakültemiz bu sistemin içerisinde bütün şeylerini aslında ortak ama bütün, onlar sadece yazışmaları yapıyor, bütün teknik işini biz yapıyoruz. Fakültemizde, veteriner fakültesinde mikrobiyolojik alanda halkımızın, hayvan yetiştiricilerin ilgisini çekecek başka çalışmalarınız oluyor mu hocam? Evet. Onu da şöyle gururla, yine rahatça ve gururla söyleyebilirim. Tabii. Şu anda veteriner fakülteleri içerisinde en kuvvetli diyeyim, en yetkin anabilim dalı bizim Adnan Menderes
Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde mikrobiyoloji bölümüdür. Çünkü şu anda beşeri hekimlikte bile çok zor yapılan, yapılamayan, hatta dünyada çok rahatlıkla söyleyelim 7-8 merkezde ancak yapılabilen bazı işlemleri burada neredeyse rutin olarak yapıyoruz. Türkiye'nin en büyük aşı firmaları, ki bunlar veteriner alanında çalışan firmalar. Türkiye'nin en büyük örneğin yumurta üreticileri, balıkçıları vesaire bu analizleri yaptırmak için bize şey diyor. Yani bu yaptığımız analizler sadece araştırma düzeyinde değil, bu şeyleri, bu teknolojileri halkımızın veya yetiştiricinin hizmetine de açıyoruz. Şöyle söyleyeyim, normal bir halkımız anlasın diye şey diyeyim. Bir ishal olduğunuzda ya da boğazınız şiştiğinde kültür yapı dediğimiz, yani hangi mikrop var diye incelendiğinde bir iki mikroba bakılır. İşte boğazda streptokoka bakılır, bağırsakta ya da ishalde salmonella'ya, E. coli'ye bakılır. Bizim kullandığımız ileri teknikler bu söylediğimiz yerlerde ne kadar mikrop varsa, örneğin bağırsakta 500 tane türün hepsini aynı anda söyleyebiliyoruz. 500 tür mikrobun, yani bakterinin. Onu bırakın ki bu söyleyeceğim şey dünyada çok çok nadir yerde yapılabilen şey. Bütün virüslerin ne olduğunu söyleyebiliyoruz. Yani bir tesis, bir hayvancılık tesisi şöyle örnekleme yaparak getirdiğinde o tesisin şu anda hangi mikropları taşıdığını, riskin ne olduğunu, önümüzdeki günlerde hayvanlar büyüyecek vesaire yapacak, önümüzdeki günlerde hangi risklerin oluşacağını, hangi hastalıkların çıkabileceğini önceden söylüyoruz ki böyle bir teknik Türkiye'de henüz bizim dışımızda kullanılmıyor. Dediğim gibi bayağı iyi durumdayız. Ve bunu da en güzel tarafı, bunu da dediğim gibi genellikle üniversitede akademik olarak hani araştırma yapılır, yayınlanır, bırakılır. Biz tam tersine önce halkımızın hizmetine sunuyoruz. Tabii öncelikle deniyoruz, çalışıyoruz. Halkımızın hizmetine sunuyoruz. Daha sonra sahadan elde ettiğimiz verileri yayınlıyoruz. Gayet güzel. Evet. Yani direkt teşhisi koyup tedavi yöntemi belirliyorsunuz tabii, anladığım kadarıyla. Yani tedavi seçenekleri veriyoruz dediğim gibi. Yine bu İleride araştırmaların ortaya çıkabilecek için, teşhisleri. Tabii. Yine aynı şekilde Türkiye'de veteriner aşıları konusunda en yoğun proje yürütülen bölüm şu anda bizim bölümümüzdür. O aşı konusu da ilginç. Aşılar şu anda çoğu kişi bilmiyordur. Türkiye'de aşı bir tek veteriner alanında, veteriner hekimlik alanında üretiliyor. Dışarıdan paketleme şeklinde gelenler var beşeri hekimlikte ama o değil. Bayağı mikrobu sıfırdan alarak aşı haline getirme işi. Hatta Türkiye'de 3 tane özel firma vardır. Bunun dışında bakanlığın 4 tane enstitüsü aşı üretiyor. Yani Türkiye'de 7 merkezde bildiğim kadarıyla hayvan aşıları üretiliyor ki bu gelenek 1923'ten beri devam ediyor. Cumhuriyet'in başlangıcından beri bu gelenek devam ediyor. Hiç aksamamış. Maalesef beşeri hekimlikte 1980'li yıllarda yanılmıyorsam şeyler üretiyordu. Bazı Sağlık Bakanlığı kurumları üretiyordu. Onlar aşı üretimini kesti. Dışarıdan getirmek daha ucuz diye. Ama aşıyı biliyorsunuz dünyanın en stratejik şeylerinden biri. Kesinlikle. Bir aşı ambargosu uygulasa biri, Türkiye'ye aşı girip olmasa ne olacağını düşünmek bile istemiyorum. O nedenle bu bakımdan da gurur duyduğumuz bir şey. Veteriner mikrobiyoloji alanı. O bayrağı aldık, hala taşıyoruz ve bayrağı tutmaya çalışıyoruz aşı konusunda. Veteriner mikrobiyoloji alanıyla beşeri hekimliği ben bir tartmaya çalışıyorum. Acaba bir ortak nokta bulabilir miyim diye merak ediyorum. Yani bu alanda evet. Yaptığınız çalışmalar beşeri hekimliğe, modern tıbba hizmet edebilir mi? Acaba hani insanlar üzerinde de bir takım bulgulara ulaşabilir miyiz acaba? Şöyle, zaten hayvanlar birçok şey için insanlara modeldir.
Hı-hı. Aslında şöyle söyleyeyim, birçok insanlarda kullanılan birçok ilaç, yöntem hayvanlarda denenir öncelikle. Hatta bazıları veteriner hekimlik alanında sahada kullanılır, ondan sonra insan hekimliğine veya beşeri hekimliğe geçer. Bunun dışında bir de tek sağlık konsepti var. Ona çok fazla şey etmek istemiyorum. O benim çok, yani böyle çok çok sanki hani biz eksikmişiz de kendimize yer bulmaya çalışıyormuş izlenimi olmasın diye söylemeye çalışmıyorum ama insanlara geçen bir sürü hastalık var. Bunlara zoonoz diyoruz. Evet, ona da değineceğiz. Evet, zoonozlar var. Dolayısıyla bu zoonozların zoonozlar yönünden direkt olarak zaten ilişkisi var. İlişkisi var. Evet. Hocam, antibiyotikten yine devam edelim biz. Bu alanda mikrobiyatadan önceki sorularımızda birazcık ipucu verdiniz gerçi. Evet. Mikrobiyatanın bu aralar çok ilginç, çok da popüler bir konu. Mikrobiyata hakkında neler düşünürsünüz? Mikrobiyata, yine onu demin söylemeyi unuttum. Mikrobiyata bölümümüzde full olarak çalışılan bir üçüncü bir konu, hatta dördüncü bir konu. Yine tüm bölümler içerisinde, diğer tüm mikrobiyoloji bölümleri içerisinde en yoğun olarak, hatta tek çalışan ana bilim dalı diyebilirim. Mikrobiyata şöyle, mikrobiyatanın ne olduğunu biz biliyorduk. Benim 1990'larda yazdığım kitapta mikroorganizmaları önlemenin bir yolu kompetitif eksklüzyon diye geçer, yarışla dışlama diye geçer. Yani bağırsaklarında iyi mikroplar olsun, kötülerin girmesini engellesin manasında. Bu zaten biliyorduk bunu. Bu kadar popüler değildi. Ancak işte biraz önce söylediğim bu yeni teknolojiler sayesinde o mikrobiyatanın nelerden oluştuğunu tamamen anlamak mümkün hale geldi. Yeni sekans teknikleriyle, DNA üzerinden inceleyerek. Dolayısıyla bir hayvanın veya insanın bağırsağında hangi mikroplar var, ne kadar varsa kantitatif olarak, yani sayısal olarak 700 tür mikrop varsa 700'ünü de söyleyebiliriz sayısal olarak. Bunu anlamak mümkün olduktan sonra ve oturuldu bakıldı, peki bu böyle de bunun neyle ilişkisi var? Bir hastalıkla ilişkisi var mı? Sağlıkla ilişkisi var mı diye araştırmalar yapılmaya başlandıktan sonra özellikle son 10 yılda işin yüzü bilimsel olarak iyice açığa çıktı. Şöyle söyleyeyim, çok bariz bir örnek olduğu için insandan örnek vereceğim. Örneğin otizm ile mikrobiyat arasında ilişki var, olduğu saptandı. Aklınıza gelebilecek her türlü subklinik, klinik, kronik enfeksiyonda, insanlarda, hayvanlarda mikrobiyatanın bu hastalıkların oluşumunu çok önemli derecede etkilediği anlaşıldı. Temel olarak da şu, iyi mikroplar azalıyor veya iyi mikroplar ortamı idare edemiyor. Hı hı. Bunun çeşitli nedenleri var. Genetik neden olur, beslenme olur. Dolayısıyla bu kötü mikroorganizmalar vücudun çeşitli yerlerine baskın hale geçiyorlar. Dolayısıyla bu varlıkları nedeniyle bu hastalıklar oluşuyor. Ya da tam tersi, tedavi amacıyla kullanıldığında bu mikroorganizmalar öyle bir yerleşiyorlar ki bağırsağa veya vücudun çeşitli yerlerine öyle yerleşiyorlar ki ne kadar dışarıdan hastalık yapıcı mikrop girerse girsin kesinlikle oraya yerleşmesine izin vermiyorlar. İşte mikrobiyatanın önemi buradan geliyor. Yani mikrobiyatayı düzenleme gereği buradan anlaşıldı. Bunun da en iyi yolu tabii ki antibiyotik değil. Onun kötü olduğunu söylemiştik, zararlı olduğunu söylemiştik. En önemli şeyi iyi beslenme. Beslenme derken her şeyle beslenme. Yani işte et yememek, baklagil yememek, ekmek yememek değil. Her şeyle beslenilecek ki oradaki mikrobiyata dengeli hale gelsin. Bir de mikrobiyatayı probiyotiklerle, probiyotikler bu alanda çok etkili. Hı-hı. Yani
probiyotik dediğimiz şey işte ağızdan verilip, özellikle bağırsak mikrobiyatasından bahsediyoruz zaten. Ağızdan verildiği zaman bağırsağın ekolojisini değiştiriyor. İyi mikropların çoğalmasına fırsat verirken kötü mikropları baskılıyor. Daha sonra bir şey sistem oluşuyor. Güzel bir ekosistem oluşuyor bağırsakta. Ve o ekosistem daha sonra sağlıklı olarak devam ediyor. Şey dediğimiz bu. O zaman hayvancılık sektöründe çok yani hayvancılık önemli bir şey. Sektöründe çok çok önemli. Şöyle söyleyeyim. Mesela broiler yani etçi tavuklarda bir hayvanın öyle büyük rakamlardan söz ediyoruz ki mesela 100 milyon hayvandan bahsediyoruz. 50 milyon hayvandan bahsediyoruz bir işletmenin ürettiği hayvan sayısı olarak. Her hayvanda 2 gram fark etse inanılmaz bir şey fark ediyor. Ya da hayvanın çeşitli kötü flora veya kötü mikrobiyata nedeniyle yem alımı birazcık az, yemden faydalanması biraz gecikse, azalsa bunun sonucu çıkacak maliyet yetiştiriciye inanılmaz oluyor. Yani bir gramdan, bir kuruştan ne olur diyorsunuz ama rakamlar o kadar büyük ki bunu yetiştiriciler de anladı. Dediğim gibi başta şeyler olmak üzere, büyük entegreler olmak üzere. Şimdi sürekli araştırmalar yapıyorlar, yaptırıyorlar. Biz bu konuda da dışarıya hizmet veriyoruz. Yani en efektif, en ekonomik, en rentable şekilde hayvan nasıl yetiştirirsin, en az nasıl hastalandırırsın formüllerini çiziyoruz. Ve bu şekilde mikrobiyatayı gerçekten hayvancılık alanında kullanıyoruz. Yani farazi ve teorik bilgi olarak değil. Hatta şöyle söyleyeyim, onu güzel bölümümüzde gurur duyduğumuz bir şey. Türkiye'ye hizmet vermeyi bırakın, Fransa ve Kanada'dan örnek geliyor, Ar-Ge çalışması yaptırılıyor. O Türkiye'de ve bizde yapılıyor. Ne öyle kadar söyleyeyim. Güzel. Evet. Yani bu alanda çalışmalarınızla hem ülkemizde gurur kaynağı alıyorsunuz hem de yurt dışına açılıyorsunuz evet. Kısacası. Evet. Evet, güzel. Hocam, bugünlük programımızın sonuna geldik. Toparlamak istiyorum ben. Sizin de son olarak söylemek istediğiniz birkaç cümleniz varsa alalım. Ben şey olarak bu söylediklerimle ilgili değil de onu hep söylemek isterim. Tabii, buyurun. Lütfen halkımız, vatandaşlarımız şovmenlerin lafına inanmasın. Çünkü bazı şeyler var. Tamamen ekmeğini diyeyim. Buradan kazanan insanlar var. Ne olduğunu bilirler. İşte hayvanda şu var, hayvanda bu var. Sakın yemeyin. İşte hayvanlara hormon veriliyor, şu veriliyor, bu veriliyor diye. Tamamen şovmen onlar. Ne olduğunu biz biliyoruz. Aslında iyi kontrol edilmiş, güvenli markalardan ki bakanlığın denetiminde hepsi alınan hayvansal gıdaların hepsi yenilebilecek en sağlıklı gıdalardır. Bunu söyleyebilirim. Rahatlıkla tüketebilirler. Kimsenin lafına inanmadan. İnanmadan. Çünkü o diyenleri biliyoruz. Markası tecihlenmiş ürünleri kullanmalıyız. Yani isim vermeyeceğim ama efendim İstanbul'da işte haftada bir hastası varken televizyonlara çıkıp işte böyle felaket tellallığı veya yaygara çıkaran bazıları şu anda bir hafta sonrasına randevu veriyor. Yani herkes kendine bir rant edinmek için bu şeyleri, bu konuları kullanıyor. Ben onu demek istiyorum. Yani halkımız daha çok böyle bilimsel şeylere, üniversitelerin ya da bölgesel yayın organlarının, evet, burası gibi şeylisin. Yayın organlarından da şunu rica ediyorum. Bir şey olduğu zaman uzmanlarına gidip onlardan öğrensinler ve doğru bilgiyi vatandaşa iletsinler. Sağlık konusunda bilinçlenmek gerçekten de çok önemli. Evet sayın seyirciler, bugünlük de programımızın sonuna yaklaştık. Bugün Profesör Doktor Sayın Serdar Diker hocamızla beraber insanlarda, hayvanlarda antibiyotik kullanımına dair merak edilenleri konuştuk. Hocamıza değerli bilgileri bizlerle paylaştığı için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun hocam geldiğiniz için. Perşembe günü farklı bir Adüden programıyla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.